Demokrasi tarihimizin sayfalarında dolaşırken sağ sol kavgaları gördük, ihtilaller yaşadık. Kan aktı, idam sehpaları kuruldu. Ancak bunlar ülkenin yönünü hiçbir zaman değiştiremedi. 1980'lere geldiğimizde ise bir kişi çıktı ve sistemi kökünden sarstı. İnsanların dünyasını değiştirdi. Bu kimine göre büyük bir devrim, kimine göre bazı değerlerin yıpranmasıydı. Ne olursa olsun bu insan Türkiye'nin bir dönemine damgasını vurdu. Onunla SİDE'ye gitti. Sizin bir parti kurmanız lazım. Türkiye'den ayrılmasının o ortamda yararlı olacağını düşündü zannediyorum. Hüsnü'ne geldiler. Benden yardım istedi. Nasılsa kapatılacaksınız. Yardım vermedim parti kurmasına. Satamazsın. Evet kızım, konuşmasını Turgut Sinan. Gerçekleştirebileceğini ve daha birçok tatlı vaatleri dinlediniz. Asker istemediği politikacıyı vetolamış, kimin politika yapacağına, kimin yapmayacağına karar vermişti. Darbe sonrası ilk genel seçim günü de gelip çatmıştı. Sağda Özal'ın ANAP'ı ve Sunap Paşa'nın MDP'si, solda da sadece Halkçı Parti. Diğerleri saf dışıydılar. Yeni bir siyasi elbise biçilmişti. 20 milyon seçmen sandıklara giderken herkes aynı soruyu soruyordu. Kim kazanacak? Konseyin tercih ettiği parti mi, yoksa karşı cephedekilerden biri mi? Seçim adeta bir güven oyu, bir referanduma dönüşmüştü. Sayın seyirciler, bu arada Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Merkezi'nde kalabalık bir gazeteci grubu var. Gazeteciler seçim sonuçlarını Milliyetçi Demokrasi Partisi... Seçim günü heyecanlı bir gündü. Hepimiz gittik, oyumuzu verdik. Ondan sonra öğle yemeğine zaten o İstinye'de oturuyorduk. Biz Bebek'te oturuyorduk. Geldiği zaman ben biliyordum onun yemek sevdiğini. Ona göre de iyi de yemek pişiriyorduk. Geldik, konuşuyoruz ve... Çok memnundu ve kazanacağına emindim. Ben de aşağı yukarı emindim. Turgut Sunal'a ne verdi mi? Yapılan seçimlerden ANAP'a oy vermedim. Tak tak yaptım. Ve böylece tepkimi ortaya koydum. Planlamadı. Onların da kanaati Özal'ın iktidar değil. Yani üçüncü parti olur belki ama bu 10 baraj o zaman da vardı. Barajı ya aşar ya aşamaz şeklindeydi. Hareket ettik. Çeşitli yerlerde durarak restoranda, işte benzincide, şurada burada şeyi takip etmeye başladık. Radyodan verilen neticeleri. Kimse ne olacağını tam anlamıyla bilmiyordu. Sandıklar kapandıktan sonra radyo ve televizyonun başına geçildi. En büyük heyecan da Özal'ların evinde yaşanıyordu. Ailenin en yakını sayılan Güneş Taner o anda çok önemli sayılacak bir sorunla karşılaştı. TRT'nin de tam neticede verilenlerine emin değiliz. Onun için ben bir taraftan BBC'yi dinliyorum. BBC'deki haberlerde, BBC'deki haberler TRT'den daha ileride geliyor. İşte landslide dedikleri şekilde geliyorlar diye. Şimdi derken TRT'yi açtık fakat evin televizyonun anteni yok. Şimdi ben arkadaki antenin üzerine işte cebimdeki dolma kalemle külüstür bir anten yaptım. O anteni götürdüm, camın kenarında tutuyorum.
Ondan sonra Ahmet dedi ki tamam çok güzel dedi. Dedim ki ya koyacak yer yok. Sen de hiçbir yere kımıldama. Böyle dur. Aynen filmlerde olduğu gibi. Dedim ki ben seyredemiyorum. Sen seyretme de ben sana buradan söylerim. Şimdi bir düşünebiliyor musunuz? Ben televizyonun arkasında elinde dolma kalem bağlı bir kabloyla böyle duruyorum. O da bir taraftan böyle oturmuş bakıyor şeylere bak işte burayı da ben demedim mi aldık. Burada hepsini biz aldık. Akşam üstüne doğru sonuçlar netleşmeye başladı. ANAP sürpriz yapmıştı. Türk toplumu askerlerin işaret ettiğini değil, kendi tercihini seçmişti. Çıkarabileceğimiz gözüküyor ama tahminim önümüzdeki 200 saat sonra daha katli neticeler ortaya çıkacaktır. Böyle bir sonucu bekliyorum. Tahmin ediyorum. Daha evvelinde de tahmin ediyorum. Hatta söyledim. Turgut Bey çok haklı biçimde sakin, sessiz ve Büyük Türkiye Partisi'nin kapatılmasından doğan hasadı yaptı. Bizim kapatılmamızdan kırgınlık ve kızgınlık duyan seçmenler, teşkilat gittiler. Daha az asker olan Turgut Özal'a oy verdiler. Turgut Özal birdenbire beklemediği bir oranda, %45 oranıyla iktidara geldi. Sonuçları en yakından izleyen bir başkası daha vardı. Turgut Özal'ın böylesine beklenmedik bir oranda oy almasını hem gıpta ile hem de belirli bir memnuniyetle karşılamıştı. Şimdi bu seçim bittikten sonra ben kardeşlerimi gönderdim. Hayırlı olsun diye. 80 seçimlerden sonra. Neden gönderdim onu da söyleyeyim. Yani birisi bu seçimi kazanacaktı. Bu kadar bize yakın bir insan bizimle beraber benim müsteşarlığımı yapmış senelerce. Nihayet en son yine devlete benim getirdiğim birisinin bu seçimleri kazanmış olmasından ben niye rahatsız olacağım? Ben memnuniyet duydum ve kardeşlerime gönderdim gidin başarı dileyin diye. Gittiler başarı dilediler. Ama ondan sonra hiç münasebetimiz olmadı. Böyle bir sonuç doğal olarak ANAP taraftarlarını sokağa döker, büyük gösterilere yol açardı. Ancak ANAP'lılar sanki kazanmamış gibi hafif şaşkın, hafif heyecanlı, suspus olmuşlardı. Bu sessizliğin nedeni Turgut Özal'ın kesin bir direktifiydi. Bütün Türkiye'deki teşkilatlarımıza bir genelge gönderdim. Aldığımız karar gereği. İktidar olacağımız kesindir. Ayın 4'ündeki konuşmaya bir başka konuşmaya takılmayın. Sizlerden teşkilat olarak ricamız, iktidara aldığımızı anladığınız andan itibaren taşkınlıklarda bulunmamanız. Özellikle Anadolu'da davul zurna çaldırmamanız. Yani sevinç gösterilerinde bulunmamanız. Çünkü daha ihtilal etkisini bitirmemiş. Hala konsey görevde. Kapattım dedi mi bitti. Dedim ki Güneş, bu kadar eziyet çektik, bu neticeyi aldık. Git bir şampanya bul da patlatalım bu gece bari bir o kadarcık şeyimiz olsun dedim. Gitti Güneş. O zaman 1 milyon, 2 milyon ne olursa olsun dedim. Al bu. Dedim ki patlat bütün tavanlara, mavanlara, sıçrasın her tarafa bu gecenin hatırası kalsın. Şimdi kutlayacağız, şeyi açacağız. O sırada rahmetli arkada odada şampanya açtığımız sırada daha gelmemiş. Şampanya sesini duydu ve küstü. Semam dedi ki eyvah dedi Turgut Bey küstü. Ya nasıl küstü? Odadan çıkmıyor dışarı. Şimdi ben kafaya gittim tık 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 dedim Turgut abi gel dedim. Ben de hiç istemiyorum siz de kendi kendinize kutlayın dedi. Biz tabii o aceleyle heyecanla şampanyayı o daha yanımıza gelmeden kartta pat diye patlatmadığımız için ona birazcık alınmış. Ondan sonra neyse içeri geldi. Ne yapıyorsunuz siz böyle dedi. Nereden buldunuz bu şampanyayı dedi. İşte anlattık nereden bulduğumuzu. O sırada ben tabii şampanyaları şeyle heyecanla sallıyorum. Ve çıkardığım zaman da şampanyalar evin tavanına vuruyor. Tavan. Bak dedi tavanı dedi rezilettin dedi. Şimdi dedi ev sahibi ne diyecek dedi sen bunları yapıyorsun.
Anaplılar zaferlerini ağız tadıyla kutlayamadılar. Adeta utanmış gibiydiler. Bu sessizlik ertesi günlerde de sürdü. Kazanmışlar, iktidar olacak kadar oy almışlardı ancak Çankaya'dan ses çıkmıyordu. Cumhurbaşkanı Evren, başbakan adayı Özal'ı köşke bir türlü davet etmiyordu. Hani böyle imtihana girersiniz de, ya şimdi ÖSYM'lerde filanlarda bekleme anlarının heyecanları vardır. Çünkü demokratik bulun bulmayın ama bunlar yaşandı Türkiye'de o devirlerde. Ne söylerlerse o ağızdan çıkan kanun. Hayır kabul etmiyorum dediği zaman bitiyor. Konseyin kararıyla parti kapanıyor. Dolayısıyla seçimi kazanmış olmanıza rağmen acaba bize hükümet kurma görevini verecek mi vermeyecek mi? Bu çok mu iyi? Ve 9 gün mi ne geçti? Dedi ki ya bu böyle tecelli etti. Ve arkadaşlar dedi ki belki böylesi daha hayırlı oldu dediler. Yani aramızdaki yegane konuşma budur. Ha efendim biz o gece toplanmışız. Şeyde köşte. Karar almışız. Turgut Özal'a bu iktidarı vermeyecekmişiz. Evet efendim. Bu işi tekrar askıya alacakmışız falan gibi biraz dedikodular çıktı. Hepsi yalan. O sinir bozucu bekleme günlerinden sonra ben bir gün dedim ki ara bir randevu iste bakalım. Evren Paşa'dan bir randevu iste. Git konuş. Bilelim veriyorlar mı vermiyorlar mı. Biz de ona göre kararımızı veririz. Ne yapacağımızı biliriz dedim. Ve neticede aradı. Randevu istedi. Hemen geldi yalnız cevap. Yani belki 10-15 dakika sonraydı. Hemen cevap geldi. Randevu verildi. Nihayet randevu saati gelip çattı. Ancak Özal hala iktidarın kendine verilip verilmeyeceğinden emin değildi. Acaba Evren ne diyecekti? Gitti. Biz evde bekliyoruz Örköz'de. Nasıl bir şey geçecek yani? Evren vermiyorum kardeşim de diyebilir. Başka bir şey diyebilir. Ve işte ne olduysa o anda oldu. Turgut Özal bir anda elini uzatan Cumhurbaşkanı'nı kendine doğru çekti ve öptü. Devletin bütün protokol kurallarını alt üst edecek bir şekilde Sayın Kenan Evren elini uzattı sadece tokalaşmak için. O çekerek iki yanaklarından öptü. Bana göre bu öpücük Türkiye demokrasi tarihi için çok önemli bir öpücük. Çünkü aradaki buzların erimesine neden olan bir öpücüktü. Efendim gel ben öpüşme adetim yoktu benim. Yani Cumhurbaşkanı zaten pek öpüşmez. Ben onu pek tasvip de etmiyorum zaten. Geldi. Elimi ben de onu kutladım. Hayırlı olsun dedim. Kutladım. Gel çekti bana gelse ben iteyim mi yani şeyi. Mecburi böyle bir öpüşme sahnesi oldu. Zaten bunun farkına da vardı basında. Hem televizyonda hem de yazılı basında çıktı. Sonradan öğreniyorum ki Özal'a tavsiyede bulunmuşlar. Git demişler sarıl öp şeyi Evren Paşa'yı diye. Ben Sayın Anavatan Partisi Başkanı Turgut Özal'ı bu seçimlerden aldığı neticeden dolayı kendisini tebrik ediyor. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum memleketimize ve partisine. Ve başarılar diliyorum. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi dışarıda maalesef bizim aleyhimizden bu seçimlerin ayarlanmış bir seçim olduğu şeklinde çok ifadeler çıkmıştır. Bunların hepsinin doğru olmadığını ifade etmemize rağmen maalesef bunlar içeriden kaynaklanarak dışarıya götürülmüştür. Fakat seçimlerin büyük bir nispette halkımızın iştirak etmesi, elde edilmiş sonuçlar, bütün bunları yalancının mumu yatsıya kadar yanar hesabı sona erdirmiştir. Zannediyorum kimsenin seçimlere en ufak bir hile karıştırıldığı yolunda iddiası artık geçerli değildir. 12 Eylül Özal'ın Çankaya'da Evren'i öpmesiyle bitmiştir.
Ama tabii askerlerin etkisi sürdü oraya kadar. Yani bir anlamda da 12 Eylül'ün bitmesi ama yani ben Özal'ın orada o hareketi 12 Eylül'ü bitirmek için sembolik bir anlamla yaptığını düşünmüyorum. Özal Cumhurbaşkanı'nı öpünce buzların eridiği sanılmıştı. Ancak birkaç gün sonra köşkten gerekçesi açıklanmayan yeni bir davet geldi. Bu hiç hesapta yoktu. ANAP lideri telaşlandı. Turgut Özal yanına Bedrettin Dalan'ı aldı. Köşke tek başına çıkmak istememişti. Yolda kuşkusunu açıkladı. Eğer Evren hükümeti kurma görevini size vermeyeceğim derse ne yapmalıydı? Köşke çıktık. Köşke çıkarken tam yokuşa geldiğimizde bana bir şey sordu. Ne düşünüyorsun dedi. Ne düşünüyorsun derken benden cevap bekliyordu, fikir bekliyordu. Dedim ki bak, Turgut abi diyordu bana. Turgut abi eğer bu toplantı bize iktidarı tek başına kazandığımız halde iktidarı vermemek için yapılıyorsa yapacağın tek şey milletten aldığın emaneti millete vermektir. Bu ağır bir yükümlülük getirdi. Bu yükümlülüğün altında milletin tek başına verdiği mührü sen kalkıp da diğer partilerle paylaşırsan millete karşı ihanet içinde olmuş oluruz. Lütfen böyle bir şey, milli koalisyon diyorlardı o sıralarda. Böyle bir şey girme ve mührü teslim et dön. Ben de aynısını düşünüyorum dedi. Girdik şeye, köşke. Ama hakikaten de ikimiz de duayı okuduk. Sonunda toplantı yapıldı. Olay bambaşka bir şey çıktı. Karar suretini oylarınıza sunuyorum. Bu tarihi kararı ayakta oylamanızı rica ediyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Teşekkür ederim. Konu 15 Kasım 1983'teki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının ilanıydı. Bu beklenmedik karar Ankara'ya göre Rauf Denktaş'ın bir oldu bittisiydi. Denktaş kendiliğinden buna karar verdi, vermiş. Hatta hem Bangladeş hem Pakistan bunların ikisi de tanıyacaklardı. Ama ertesi günü Amerika hemen bu iki ülkeye baskı yaparak geri aldırdı kararlarını. Onun için böyle bir şey yok. Yani emrivaki karşısında kaldık. Emrivaki yapmışsak bile iyi ki yapmışız. İyi ki yapmışız. Çünkü kendi zaten Denktaş hem Londra'da Birleşmiş Milletler'den gelince Londra'da bir beyanat verdi. Başka çaremiz kalmadı. Bizim Cumhuriyet ilan etmemizden bağımsızlık ilan etmezden başka çare kalmadı dedi. Kıbrıs'a gelince de kıyametler koptu tabii Türk tarafında. Aslında bugünlerdeki gelişmeler Kıbrıs'la sınırlı kalmadı. Konsey iktidarı sivillere bırakmadan önce Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Güvenlik Genel Sekreterliği gibi devletin en duyarlı kurumlarında bir dizi yasa değişikliğine gitti. Ayrıca orduda da düzenlemeler yapıldı. Genelkurmay Başkanlığı'na Necdet Üruh getirildi. Komuta kademesindeki atamalar tamamlandı. ANAP cephesi de kendi düzenlemeleriyle meşguldü o sıralarda. Hükümet oluşturulmaya başlanmıştı. 13 Aralık 1983 kabinenin ilanına kadar geçen dönemde ekonomik reformla alakalı, yapısal değişiklikle alakalı kanun gücündeki kararnameleri, bakanlar kurulu kararlarını, bakanlık tebliğlerini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilecek kanun tasarlarını büyük ölçüde hazırlamıştık. Ve Özal'la şu konuda mutabık kaldık. Bunları hazır halde tutalım. Hükümet güven oyu aldığının ertesi günü resmi gazete neşredilsin. Devletin küçülmesi lazım diyorduk. Onunla ilgili kurumların küçültülmesi işi ve onun altyapısını hazırlama ile ilgili Mehmet Geçiciler Belediye Başkanlığı yapmıştı. İdareden geliyordu. O yapacaktı. Bana işte bankalar, ondan sonra iç ticaret, dış ticaret, ekonomik meselelerin nasıl halledileceğiyle ilgili çalışmaları yapmam.
daha önce düşündüğümüz Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı'nı kurmam. Merkez Bankası hisseleri hazinenin olduğu için Hazine Merkez Bankası'nı bir yönüyle yönlendirecekti. İdari reform çalışmaları, bürokrasiyle, kırtasiyeyle mücadele programları hazırlamıştım. Bakanlıkların birleştirilmesi programını hazırlamıştım. Üstü Doğan'da idari yapıda yapılması gereken değişiklikleri kaleme alıyordu. Ekonomiye ilişkin mesela IMF'le yapılacak olan standby anlaşması hangi çerçevelere oturabilir? IMF neler de ısrarcı olur? Nasıl bir para programı yapılabilir? Gibi konularda tartışıyordum. Seçimi kazanınca hazırlık yapmaya başlamışlar. Mesela hazırlıklardan birisi de hazineyi ayırmak, Maliye Bakanlığı'ndan ayırmak. Ondan sonra Turizm Bakanlığı'yla Kültür Bakanlığı'yla zannediyorum Milli Eğitim Bakanlığı'nı birleştirmek falan gibi şeyler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 12 Eylül 980 sabahı milletin özlem ve isteklerine uyarak ve kanunların kendisine verdiği yetkiye dayanarak ve bütünüyle ülke yönetimine el koyduğu harekatla zorunlu olarak bir süre için ara verilen demokratik parlamenter sisteme 6 Kasım'da yapılan serbest seçimler sonunda oluşan ve bugün yasama görevine fiilen başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile yeniden dönmüş bulunmaktayız. Sonunda hazırlıklar tamamlandı ve kabine büyük bir gizlilik içinde kağıda döküldü. 7 Aralık günü, yani seçimlerden tam bir ay sonra Özal köşke çıkarken Evren'in itirazlarını hiç beklemiyordu. Sayın Özal, Bakanlar Kurulu listesini bana getirdi. Birçoklarınız tabii dün hemen tasdik edileceğini ümit ederek listeyi almak için Sayın Özal'ın yolunu kestiniz. Kendileri de haklı olarak benim tarafından listenin incelendiğini söyledi. Bazı arkadaşlarımız soru sormuşlar, anayasaya göre yetkisi var mı diye. Şunu söyleyeyim ki, herhangi bir kağıda veyahut da karara imza atacak olan kişinin yetkisi var demek. Dışişleri Bakanlığı kimi yapacaksınız dedim. Çünkü biliyorum seçilen milletvekilleri içerisinde dışişlerinden gelmiş hiç kimse yok. İhsan Doğramacı'yı düşünüyorum dedi. Dedim İhsan Doğramacı yok başkanı. Ben seçtim onu. Ben onu sana vermem dedim. Niçin istiyorsun dedim onu. Efendim 7 lisanı var dedi. 7 lisan biliyor. Efendim çok dışarıda da tanınmış bir isim. Ama benim için dedim üniversiteler de miyim? Halefoğlu var dedim. Bak Moskova Büyükelçiliğinden de emekli oldu. Halefoğlu'nu yap dedim. Onu bir şey demedi. Peki dedim. Devir teslim töreni aynı heyecan içinde yapıldı. Ulusu anahtarı Özal'a bıraktı. Tamam. Biraz geriye gelin. Şimdi beraber resminizi çekmek istiyorsanız şöyle gelin. Biz oraya gidelim Sayın Özal'dan beraber. Bir de burada. Böyle şu tarafa doğru gidelim. Aç şurayı bir dakika oraya. Bazı bakanlıkları daha kaldıracaktık. Fakat Sayın Evren kabul etmedi. Mesela Turizm Bakanlığı'nı kaldıracaktık. Ki bugünkü Turizm Bakanlığı aynı şeyi söylüyor. Çünkü devletin turizmde yapacağı çok fazla bir şey yoktur. Devletin turizmde yapacağı tek şey altyapıdır.
Yani elektrik, yol, su vesaire altyapısını adam gibi yapsın, geri kalan özel sektör zaten yapar. İlk Bakanlar Kurulu'nu Enerji Bakansız gönderdi onaya. Evren Paşa ertesi sabah bir de Enerji Bakanı koysun diye ricada bulundu. Onun üzerine son dakikada Büyükbaşı ilave etti. Pazarlıklar uzun sürdü ve 21 kişi olsun diye planlanan kabine 23'e çıktı. 13 Aralık 1983 günü kabine onaylandı. Büyük şeref duyuyorum. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Bakanlar Kurulu olmakla da aynı zamanda iftihar duyuyoruz. Devraldığımız görevi Türkiye'yi daha iyi hale bizden sonrakilere devretmek bizim ana hedefimiz olacaktır. Ve bu hususta elimizden gelen gayreti göstereceğimizi arkadaşlarımın huzurunda size arz ediyorum. 12 Eylül'den hemen sonra kurulmuş olan Kumusu Hükümeti'nden görevi başka bir deyimle nöbeti devralan siz Bakanlar Kurulu arkadaşlarıma evvela tebrik ediyor ve bu görevlerin hepinize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İlk kabine toplantısında birbirini tanımayanlar, verilen görevle hiçbir ilgisi olmayanlar ve bakanlıklarını şaşkınlıkla karşılayanlar dahi vardı. Konuştuktan sonra dedi, Zeki sen bunu hiç tahmin etmedin, değildin dedi. Ve gerçekten yani bir sürpriz oldu. Ama bizim kabinemizde hatırlarsınız genellikle hiç kimse kendi konusunda bakan olmadı. Mesela çok yakın dostlarımız, onlar da mühendistiler. Ama kimisi Milli Eğitim Bakanı oldu, kimisi sosyal konularda bakan oldu. O lojmanda ilan edileceğini bildiğimiz sabah artık partiye martiye gitmiyoruz da evde bekliyoruz ne olacak diye. Ama biliyoruz. Niye biliyoruz? Bakan olacağımızı, şu bakanlığı bize vereceğini bilmiyoruz. Sayın Özal, bizim hanıma Sevil'e, ya Sevil dedi, bakalım ben başbakan oldum, hükümet kurdum. Kaya'yı hangi bakan olmasını istersin? Sevil, Turizm ve Kültür Bakanı olsun dedi. Özal hayretle, nereden çıktı bu dedi. Vallahi dedi, Maliye Bakanlığı'ndan, para işlerinden çok sıkıntı çektik. Rahat bir bakanlık olsun işte, Turizm Bakanlığı. Otelleri açarız, işte rahat bir bakanlık yaparız. Benim tercihim bu. Ama dedi Özal, bak dedi, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, artistlerle falan kocan onlarla temas edecek. Hatta onlarla bir arada olacak, bundan kıskanmaz. Hükümet kurulurken Başbakan Yardımcılığı teklif etmişti dışarıdan. Uçakta teklif etti. Ben de seçime girmemiş bir kişi olarak bunu kabul edemem, mümkün değil dedim. Ve Turgut Bey'den herhangi bir şekilde, hiçbir şekilde bu tarz koltukları istemedim. O rahmetli kendisi teklif etmiştir. Bu ilk kabine toplantısının heyecanı daha geçmemişti ki salona bir takım klasörler getirildi. Önce kimse bunların ne olduğunu anlayamadı. Hükümet henüz güven oyu dahi almamıştı. Dosyalardan bir dizi kararname çıktı. 5-10 tane klasörle geldi. Bunlar hep Bakanlar Kurulu kararlarıydı. Demin söylediğim dertlerin çareleriyle ilgili alınması icap eden kararname seviyesindeki imzalamamız gereken mevzuat. Ve hatta biz dedik ki efendim daha bakanlığa gitmedik. Yani bir müsaade ediyor dedi. O bürokratlar çok tutardı ama siz oraya gidersiniz, bürokratlar sizin aklınızı çelebilir, benim işim bozulur. Burada imzalayın sonra gidin diye. Hiç mübalağa yok bunda. 30'a yakın kararnameyi biz o gün imzaladık. 16-17 tane önemli kararnameyi hazırlatmış. Daha hükümet güven oyu almadan 17-18 tane, hatta hükümetin ilan edildiği gün dahi bilmem kaç tane kararname, kanun hükmünde kararname yayınlanmıştı. İşte bunlardan birisi de kar ve finans kurumlarının kurulmasına yönelik bir kararnameydi.
Her şey artık patron diye adlandırılmaya başlanan Turgut Özal'ın iki dudağının arasındaydı. Ne derse o olacaktı. Anaplıları ellerinden tutup politikacı yapmıştı. Onların veli nimetiydi. Üstelik kimse ne yapılacağını dahi bilmiyordu. İlk hükümet bir acemiler hükümetiydi. Bizim içimizde sanıyorum daha önce siyasi sorumluluk taşımış dahi hiç kimse yoktu. Rahmetli Özal dışında hiçbirimizin, bırakınız bakanlık tecrübesini, milletvekilliği tecrübemiz dahi yoktu. Hiçbir siyasi tecrübemiz yoktu. Ama rahmetli Özal neyi yapacağını, nasıl yapacağını, kiminle yapacağını aşağı yukarı hepsini daha önce kafasına tasarlamıştı. Diyebilirim ki hükümet bir tipik bir Özal hükümetiydi. Ve o ilk günlerin içerisinde fevkalade heyecanlıydık. Hepimiz Turgut Özal'a teslimdik. Onu çok seviyorduk, sayıyorduk ve beğeniyorduk. Bize göre çok farklı bir insandı. Ve söylediği her şeye güveniyorduk. Orada şunu kabul etmek lazım ki ilk günler her birimiz meseleleri yabancısı olduğumuz için Turgut Özal'a hiçbir itiraz etmeksizin teslim oluyor. Özal hükümeti 24 Aralık 1983'te güven oyu aldı. Ve bununla birlikte Türkiye'deki kabuk değiştirme süreci hızlanıverdi. Adeta yeni bir deprem yaşanır oldu. Meclisten güven oyu almıştır. Kendisine bu görevin hayırlı uğurlu olmasını ve milletimize de hayırlı uğurlu olmasını temenni edecek bir yerde. Başka bir sözcüğüm yok. Teşekkür ederim. Sağ da söylediğin gibi Türk kendisinin vereceği direktifler altında bu memleketi daha iyi noktalara götürmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Programda da ifade ettiğimiz gibi canla başla çalışacağız. Bunu da huzurlarında tekrar ifade edeyim. Özal 24 Aralık 1983 günü güven oyu aldı. İlk kabine toplantısında da önceden hazırladığı kararları bakanlarına imzalattı. Artık her şey tamamdı. Düzeltmek için yola çıktığı Türk ekonomisinden ise büyük çığlıklar geliyordu. İniminiminliyorduk. Bir sanayici, bir üretici olarak bir bakıyordum ki kardeşim, birçok meselelerin bitebilmesi için 1933 numaralı teşvik kanunlarında bir madde var. 7 tane ayrı ayrı bakanlığın müsteşarlarının katıldığı bir kuruldan meseleyi gidip anlatacağım. Ya Rabbi, tahayyül et. Yeni müsteşara gittiğin zaman biri Amerika'da, biri hasta. Ne zaman yedisini beraber bulup anlatacağım? Uzun bir zaman alıyor. Daha birini anlattığımı öbürü öğrenmeden öbürü unutuyor. Herkesin dağlar boyunca beklentisi vardı. En büyük beklenti de daha fazla krediydi. Piyasada hala tam canlanma yaratılamamıştı. Hala büyük sorunlar yaşanıyordu. 1980 ihtilaline giderken işte 60 sente muhtaç ülke. Hatta o zamanlar işte Koç'un müdürü devletten daha çok para buldu diye bir haberler çıkmıştı. Ben Koç'ta çalışırken devletin bulamadığı 20 milyon dolar 5 sene vadeli bir kredi bulmuştum. Bütün bunlar beni şahsen çok üzüyordu. Amerika'da doktorluk yapıp Beyoğlu'nda yemek yedikten sonra parası yetmediği için 20 dolar verip hesabını kapatan bir doktorun tutuklanıp sabaha kadar karakolda ertesi günde savcılığa çıkarıldığı günleri hatırlıyorum. Telefonlar, nasıl bir telefon vardı bir hatırlayın ya. Ben varırdım Londra'ya, Adana'dan gitmişim. Adana'daki kardeşimi bulacağım Erol Sabancı'yı. Ya Rabbi ya, telefonu yazdırırım, beklerim. Gece odada hapis olmuşum, hapisteyim. Neden? Çünkü sabah 4 olur, 5 olur. Ertesi gün öğlen olur. Adana çıkacak. Evvela Türkiye'yi bulacak bir dert. Oradanız Adana'ya bağlayacak. Ondan sonra durmadan yıldırım, yıldırım, yıldırım yazdırmaları. Ondan sonra şu telefonları gördükçe her defasında Allah senden razı olsun
Turgut Bey diyorum. Hiç unutmuyorum, Libya'da ilk büyük inşaat işini aldığımızda Almanya'da bir büro kurduk. Büronun tek vazifesi, bir sekreter hanım oturuyordu orada. Almanya Libya'yı otomatik arayabiliyordu, Türkiye'yi arayabiliyordu. Kız iki telefonu böyle karşılıklı çevirip üst üste koyuyordu ki biz Türkiye'den Libya ile konuşabilelim diye. Renk televizyon yoktu, yasaktı. Devlet Planlama Teşkilatı izin vermiyordu. Renk televizyon israftı. Sigara, içki, bunların hepsi suç maddesiydi, yabancı Marlboro. Yollarda gezerdiniz, Marlboro Marlboro diye satılırdı. Üstte Marlboro bulunan mesela Eczacıbaşı'nın kardeşi evinde viski bulunduğu için. Ya da çok Lale Oraloğlu arabasında bilmem ne bulunduğu için gözaltına alıp hapislere girmişti. Yani evinde viski bulundurmak suçtu. Evinde yabancı sigara bulundurmak suçtu. Bir paket sigara, bir şişe viski veya cebinizdeki $5 veya bir kredi kartından hapse gidenler çoktu. Yurt dışında kredi kartlarımızı kullanırken korka korka kullanırdık. Bu kartların sliplerini Türkiye'ye dönerken 100 parçaya bölüp de çöp tenekesine atan, hatta kibritle tutuşturan iş adamlarını yurt dışındaki havaalanında hatırlıyorum. 3 yılda bir yurt dışına çıkılıyordu. Yurt dışına çıkmak için insanlar hanımlarını yönetim kurulu üyesi yapıyordu. Bir ihracat için 36 mühür, 36 tane imza almadığınız zaman kaçakçılık dairesi tarafından takibe uğrardınız. Karma ekonominin aslında ne sosyalist ekonomi olmadığını, ne de serbest pazar ekonomisi olmadığını, bir anlamda ikisinin de kötü taraflarını bir araya getiren bir kavram olduğunu biz çok geç keşfettik. O piç sistemden daha saf bir sisteme geçmek gerekiyordu. Birinin çıkıp çok cesurca bundan vazgeçtiğini ilan etmesi lazımdı. Turgut Özal işte bunu yapmak, Türkiye'yi değiştirmek istiyordu. Onun için güçlü devlet başka bir şeydi. Güçlü devlet insanı az, ancak insana hizmet eden bir kurumdu. Yani Özal'ın aslında siyasal ve ekonomik olarak iki ayrı eylem alanı var. Eylem alanlarından biri ekonomik olarak liberalleşme, dışa açılma olarak gözüküyor. Öbürü siyasal olarak yeni bir anayasanın, baskıcı bir devleti ön plana çıkaran 1982 anayasasının kurumlaşması, onun topluma yedirilmesi, kabul ettirilmesi olarak gözüküyor. Güçlü devlet memurları çok olan devlet değildir. Güçlü devlet harcamaları çok fakat iki yakası bir araya gelmeyen devlet değildir. Güçlü devlet bir istihdam kapısı değildir. Güçlü devlet bir mabut veya baba değildir. Hepsinden önemlisi yeni görüşte asıl olan devletin zenginliği sonucu milletin zenginliği değil. Milletin zenginliği sonucu devletin zengin olmasıdır. Yani yeni görüşte hedef insanın, ferdin bizzat kendisidir. Türkiye için yepyeni bir başka elbise dikilmesi gerekiyordu. Terziliğini de bu defa Özal yapacaktı. 24 Ocak 1980'de bürokrattı, yeterince etkili olamamıştı. Askeri yönetim sırasında başbakan yardımcısıydı, görüşlerini tam anlamıyla kabul ettirememişti. Şimdi kendi partisini kurmuş, başbakan olmuştu. Acaba kafasındakileri gerçekleştirebilecek miydi? Daha da önemlisi, acaba bunun faturası ne olacaktı?